13 bölümlük belgesel dizimizin son bölümüne geldik. Belgesel dizimiz boyunca erozyonun ne olduğunu, ülkemizde ve dünyadaki boyutlarını, erozyonun sanıldığı gibi yalnızca orman alanlarında görülen bir sorun olmadığını, erozyona karşı alınması gereken önlemleri ve şimdiye kadar Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü'nün ne gibi çalışmalar yürüttüğünü gördük. Peki neydi erozyon? Erozyon, en basit tanımıyla toprakların su ve rüzgar etkisiyle aşınıp taşınması. Erozyonu doğuran pek çok etken var. Yeşil örtünün tahribi, orman kaynaklarının aşırı kullanımı ve kanun dışı yararlanma, meraların aşırı kullanımı ve bilinçsizce yapılan tarım erozyona neden oluyor. Nedeni her ne olursa olsun erozyonun sonuçları çok ağır. Seller, heyelanlar, çığlar. Felaketin kaçınılmaz sonuçları. Yapılan hataların bedeli ağır ödeniyor. 1909 yılında Tokat'ın Behzat Deresi'nin bir sağanak yağıştan sonra taşarak bir gecede 2000 kişinin ölümüne neden olduğunu biliyoruz. 1990'da Trabzon ve çevresinde yaşanan büyük selle kaybettiğimiz 55 kişiyi unutmayın. Maçka Çatak heyelanı, Ankara Hatipçayı seli hatıralarımızda. Isparta Senirkent'te 10 dakikalık bir sağanak yağışla birlikte gelen çamur sellerinde birkaç dakika içerisinde kaybettiğimiz 74 kişiyi, İzmir Karşıyaka selinde kaybettiğimiz 65 kişiyi nasıl unutabiliriz? Bu kayıpların yanında trilyonlarca liralık maddi hasar da meydana geliyor. Seller can ve mal kaybına neden olurken bu arada topraklarımızı da bulundukları yerden alıp götürüyor. Daha binlerce yıl yararlanılabilecek topraklar şiddetli yağışlar ya da rüzgarlarla hareket edip denizlere, göllere, baraj havzalarına taşınıyor. Bulunduğu yerde ekonomik değeri olan toprak taşınıp, özellikle barajların erken dolmasına neden olurken, ülke ekonomisine de büyük kayıplar veriyor. Oysa toprak, insanın üzerinde tarım yapabilmesi için biçimlendirebildiği bir yapıya sahip. Bitkisel üretim yanında, hayvancılık için de vazgeçilmezdir toprak. Toprak, hava ve suyla birlikte tüm doğal varlıkların dayanağı ve yaşamın temel kaynağı. Yeryüzünde bütün yaşam toprakla iç içe. Mikroorganizmalar, toprakta kök salan, ondan su ve çeşitli besin maddeleri alan tüm bitkiler, bitkilerle beslenen hayvanlar ve insanlar. Sonuçta bitkisel ve hayvansal ürünlerle beslenen insanla toprak arasında çok güçlü bir bağ var. Toprakların kaybı olan erozyon, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da önemli kırsal çevre sorunu. Ama ülkemizde yaşanan boyut gerçekten ürkütücü. Topraklarımızın büyük bir kısmında değişik şiddetlerde erozyon yaşanıyor. Topraklar yitip giderken, üzerindeki bitki örtüsünü, doğal varlıkları ve yaşama ortamını da götürüyor. Biyolojik zenginliğe sahip Anadolu'da 10 bine yakın bitki türü var. Ve bunların yaklaşık 3500'ü endemik, yani bu yöreye özgü. İşte erozyonla kaybolan topraklar, üzerindeki bu zenginliğin de yok olmasına neden oluyor. Ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma, asit yağmurları, radyasyon, zehirli kimyasal atıklar, hava, toprak ve su kirlenmesi, su kaynaklarında azalma, türlerde azalma, ormansızlaşma ve çölleşme gibi sorunlarla karşı karşıya olan dünya ve ülkemiz bir yandan da erozyonla uğraşıyor. Türkiye erozyon açısından pek de şanslı bir konumda değil. Ülkemiz sarı çöl kuşağının hemen üzerinde ekolojik yönden oldukça hassas bir coğrafi konumda. Arazilerin engebeli ve sarp oluşu, toprak yapısı, yağışların düzensiz ve şiddetli oluşu gibi birçok etken erozyonu artırıyor. Dünya ortalamasının çok üzerinde bir hızla topraklarımızı kaybediyoruz. Yapılan kabaca hesaplar bu oranın 4 kat olduğunu gösteriyor. Uzun süredir söylenen ve bizim de belgesel film dizimiz boyunca söylediğimiz
yılda 500 milyon ton toprak kaybının bugün çok daha fazla olduğu sanılıyor. Aşırı nüfus artışı ormanlar ve tarım toprakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Yeşil örtünün iyi korunamaması, orman ve mera alanlarındaki sürekli azalmalar erozyonun boyutlarını büyütüyor. Cumhuriyet döneminde zengin bir orman varlığı devralınmış olunmasına karşın ülkemizde bunun değeri pek bilinememiş, bir taraftan ormanlar, diğer taraftan da meralarda büyük bir gerileme yaşanmış. 1935 yılında 44 milyon hektar olan mera alanımız 1971'de 21 milyon hektara gerilemiştir. Yine 20 milyon hektara gerileyen orman alanlarımızın da en az yarısı bozuk, verimsiz durumda. Tarım alanlarındaki genişlemelerse daima orman ve meralar aleyhine olmuş. Sık sık yaşanan orman yangınlarıyla her yıl neredeyse ağaçlandırdığımız kadar bir alanı kaybediyoruz. Cumhuriyet döneminden beri çıkan yaklaşık 60 bin yangında 1,5 milyon hektar orman kaybetmişiz. Erozyon yalnızca orman ve mera alanlarının sorunu değil. Rakamlar asıl sorunun tarım topraklarında olduğunu gösteriyor. Yanlış toprak işleme teknikleri ve yanlış sulama yüzünden de topraklar taşınıyor ya da bir daha kullanılamaz duruma geliyor. Hatta çiftçilerin toprağını yamaç aşağı sürmesiyle bile yitiriyoruz topraklarımızı. Oysa yamaca paralel sürüm yapsa hem topraklarımız daha fazla su tutacak hem de erozyon azalacak. Çiftçimize ek külfet getirmeyen bu uygulamayla ülke toprakları bir Atatürk barajının kapasitesi kadar su tutmuş olacak. Amaç dışı kullanarak da topraklarımızı kaybediyoruz. Artık tarım alanlarının mutlaka sınıflandırmasının yapılması ve titizlikle ona göre kullanılması gerekiyor. Tarım topraklarının amaç dışı kullanımına kesinlikle son verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin verimli topraklarını hoyratça harcamaması gerek. Erozyon yoksulluk demektir. Erozyon ve ardından yaşanan çölleşme bir kısır döngüyü yaratıyor. Fakirleştiği için doğal kaynaklardan daha çok yararlanmak ve bu arada bu kaynakları tahrip etmek durumunda kalan yöre insanı, böylece hem daha yoksullaşmakta hem de sorunun yarattığı acıları en yakından yaşamakta. Verimsizleşen topraklarını zamanla yitiren insanların göçü, sağlıklı kentleşmeyi engellemekte, ciddi ekonomik ve toplumsal sorunlar çıkarmakta. Yani erozyon yalnızca toprakları değil, insanları da yerinden ediyor. Tabii erozyon sorununu orman, mera ve orman köylüsü bağlamında düşünmemek olası değil. Erozyonla mücadelede öncelikle orman köylüsünün tanımının yeniden yapılıp, bu kesimin ormanla ilişkisinin yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor. Erozyona dolaylı ya da doğrudan etkisi olan, aynı zamanda erozyonun neden olduğu felaketlerin acısını da birinci elden yaşayan bu kesim, erozyon konusunda çok daha bilinçlendirilmeli. Orman köylerindeki yanlış barınma ve ısınma geleneği, çaresizlikten doğan diğer yanlışlar ormanlara büyük zarar veriyor. Erozyon sorununa çözüm getirilirken, artık sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde sürdürülebilir ormancılık anlayışının bütün çalışmalara temel oluşturması gerekiyor. Erozyonla mücadelenin kesintisiz yürütülmesinin yöre halkı açısından somut yararları da var. Mücadele sırasında yöre insanına dönemlik de olsa bir gelir sağlanıp uzun vadede o yörenin ekonomik kalkınmasına yardımcı olunuyor. Son dönemde ağaçlandırmada özellikle meyveli türlerin kullanılması çalışmaları vatandaş açısından daha çekici kılıyor ve bu yoksul kesime ek bir gelir yaratıyor. Ormanlarımızı koruma konusunda yasal boşluklar var. Türkiye'nin her şeyden önce kadastro işlemlerini bitirmesi gerekiyor.
bir arazinin mülkiyetini belirlemede bile sorun çıkması, orada sağlıklı bir çalışmanın yapılmasını önlüyor. Özellikle orman kadastrosunun bir an önce tamamlanması gerek. Çokça tartışılan 2B maddesine de bir çözüm getirilmeli. Artık devletin ne kadar orman alanı, ne kadar merası var bunu bilmesi gerekiyor. Yasal boşlukların kaldırılması ormanlara tecavüzü de azaltacak. Özellikle orman kenarındaki arazi sahiplerinin her yıl biraz daha orman alanını kendi tarlasına katmasına belki bir son verilecek. Her ne amaçla olursa olsun orman alanlarının konut, okul, turizm alanı olarak yerleşmeye açılmasının sakıncalarını yıllardır hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle yerleşim yerlerinin üst kısımlarında ya da su toplama havzalarında orman katliamının sonuçları çok daha acı oluyor. Ülke yüzölçümünün ancak %20'si orman olan ülkemizin artık hangi nedenle olursa olsun orman kaybetmeye tahammülü yok. Erozyonla mücadele için öncelikle var olan ormanların ve meraların korunması gerekiyor. Anadolu'nun bereketli toprakları ayaklarımızın altından kayıyor. Ve gerçek anlamda alarm zilleri çalıyor. Eğer bir ülkede Senirkent örneğinde olduğu gibi 10 dakikalık bir sağanak yağıştan sonra gelen çamur sellerinden birkaç dakikada nice vatandaş kaybediliyor ve böyle felaketler ülkenin hemen her köşesinde sık sık yaşanıyorsa alarm zilleri çalıyor demektir. Bir ülke topraklarının %80'inde çeşitli şiddette erozyon varsa o ülke gerçek anlamda çölleşmenin pençesine düşmüş demektir. Sürekli verimsizleşen ve yiten toprak kaynaklarımızla birlikte bugün ülkemiz tarımsal ve hayvansal ürünler ithal eder bir duruma gelmiş. Aynı biçimde yıllardır ham madde odun da ithal ediyoruz. Son yıllarda erozyon sorunu eskiye oranla daha çok konuşulur, tartışılır oldu. Bunlar sevindirici gelişmeler. Ama bu tartışmaların derinlik kazanması ve doğru çözümler üretilmesi için konunun daha iyi kavranması gerekiyor. Erozyon ilk bakışta hemen çözümlenebilecek bir sorun değil. Altında nelerin yattığını anlamak da çok kolay değil. Sıralanan konuların dışında ülkemizdeki toplumsal, ekonomik, kültürel pek çok olgunun iç içe geçtiği bir sorun. Sorunun iyi anlatılması ve kamuoyundan yeterli destek sağlanabilmesi için hem Orman Bakanlığı'nın çalışmalarının daha iyi tanıtılması hem de sivil toplum örgütlerinin konuya daha disiplinli ve sorumlu yaklaşması gerekiyor. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, erozyonla mücadelesini yurdun dört bir yanında çok uzun yıllardır sürdürüyor. Şimdiye kadar başarıyla sonuçlanan pek çok erozyon kontrol çalışması var. Akşehir Tekke Deresi, Malatya Şiro Çayı, Adana Çakıt Çayı, Tokat Behzat Deresi, Çorum Emine Dere, Afyon Sultan Dağları, Burdur, Aydın, Denizli, Çankırı ve Amasya ağaçlandırma çalışmaları en ünlü olanları. Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da uygulanan Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi ise uluslararası projelerin iyi bir örneği. Bunların yanında kumul tespit çalışması olarak Karapınar, Akyatan, Belek, Patara, Iğdır örneklerini saymak mümkün. Belgesel filmimiz için Erzurum, Erzincan, Adıyaman, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Ankara, Çankırı, Çorum, Amasya, Afyon, Burdur, Konya, Adana ve Aydın illerinde çekimler yapıldı. Yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ederek oluşturduğumuz ve 15 ilin arşiv görüntüleriyle de desteklediğimiz filmimiz sonucu, ülkemizin hemen her yöresinde erozyonun ne kadar yaygın ve şiddetli olduğunu gördük. Ama gördüğümüz başka şeyler de vardı. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü'nün özverili çalışmaları sonucu yurdumuzun değişik yörelerinde çok başarılı projeler yürütülmüş ve halen yürütülmekte. Büyük bir kısmı başarılı olan çalışmaların bazıları gerçekten okul niteliğinde. Bir kısmındaysa çeşitli aksaklıklardan
yörenin iklim ve arazi koşullarından dolayı yeterli başarı sağlanamamış. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Taşra'daki ağaçlandırma baş mühendislikleri aracılığıyla yurdun dört bir yanında öncelik sırasına göre halen erozyon kontrolüyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyor. Daha alınacak çok yol, çalışma yapılacak çok alan var. Bu alınacak yolda AGM teşkilatını yalnız bırakmamak gerekiyor. Özellikle Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüklerinin eş güdümü çalışmaların başarısını artırıyor. Bunun yanında Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'in FAO ve benzeri kurumlarıyla uluslararası düzeyde çalışmalar yürütülmeli. Özellikle kırsal kalkınma konusunda uluslararası çalışmalar dünya deneyiminin ülkemize aktarılmasında çok yararlı oluyor. Erozyon sorununun çözümünde kırsal kalkınma projelerinden yararlanılmasının başarılı sonuçları Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi'nde alındı. Aşağı baraj havzalarında ve akarsu yataklarında taşkın ve erozyon kontrolü konularında DSİ de başarılı çalışmalar ortaya koymuş. Bu çalışmalar FAO ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı yetkililerince de takdirle karşılanmakta. Ormansızlaşma, erozyon ve çölleşme sorunlarıyla karşı karşıya olan ülkelere örnek ve başarılı Türk deneyimi olarak gösterilmekte. Bu başarılar, erozyon sorununun çözümünde teknik sıkıntıların büyük ölçüde aşıldığını gösteriyor. Felaket çığlıkları atmak, Türkiye çöl oluyor demek çözüm değil. Bu iş, elde kazma kürek, rastgele yerlere ağaç dikmekle de olmuyor. Daha akılcı çözümler üretiyor. Ormanlar ve meralar başta olmak üzere daimi yeşil örtüleri koruma kararlılığıyla 1995'te yürürlüğe giren 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Kanunu'nu bu anlamda benimsemek gerekiyor. Kişi ve kurumlar olarak ülkenin yeşertilmesi için üzerimize düşen görevi aksatmaksızın yerine getirmek, bu kötü gidişi tersine çevirmek bu yasayla daha kolay ve mümkün görülmektedir. Bu yasaya benzer biçimde erozyonla mücadeleye daha çok kaynak aktaracak yasaların hazırlanması ve öneriler getirilmesi gerekiyor. Sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla erozyon sorununun daha büyük boyutlarda tartışılması gerekiyor. Eskiyen yasalar güncelleştirilirken AGM teşkilatının güçlendirilmesi, kesintisiz ve çok daha fazla miktarda kaynak yaratılması gerekiyor. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, teknik kadrosu ve bilgisiyle bu işin üstesinden gelecek güce sahip. Burada temel sorun yeterli kaynak yaratılamaması. Yeterli kaynak yaratılamadığı için ağır işleyen süreç, bugünkü hızıyla ortalama 300-350 yılda bitirilebilir. Erozyonun hüküm sürdüğü arazilerin ise bu kadar süre beklemeye tahammülü yok. Erozyon kontrol çalışmalarında bazen birkaç yılın bile önemi oluyor. Zaman daralırken acil önlemler de almak gerekiyor. Türkiye erozyon sorununu asla ihmal etmemeli. (Gülüyor)